Ne haber Ponçik? Ne haber canım Yücü? Aldık. En son aldığımızın videosunu çekmiştik. Seninle aslında şimdi yalan yok. Bir 40-50 kilometre antrenman yaptık. Bu videoda sana ben motoru anlatmaya çalışacağım. Anlatabildiğim kadar. Yani anlatamayabilirim. Sonuçta ben eğitmen falan değilim. Hoca değilim. Böyle bir iddiam da yok. Olabildiği kadar. Sonuçta senin de bir tecrüben var. Teşekkür ederim. Tecrübene dayanaraktan bir şeyler anlatabilirsin diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kamera işi çok yavşak oluyor. Hadi başlayalım. Hop. Geliyor gönlümün efendisi. Şimdi abi. Kanka senin ilk motoru. Normalde ilk motoru aldığın zaman sana anlatılacak bazı spesifik şeyler var. Bir de bunun scooterlı ve vitesli olması gibi dur. Bana da anlat. Tamam. Çok mutlu gelmedi mi? Tamam mısın? Hazır mısınız? Sevgili öğrencilerim hazır mısınız? Hazırız. Anıl burada mı? Burada. Canberk. Burada. Bravo. Biz var ya ne içip geldik acaba? Bu motor sen de söyledin 125 cc 2019 model bir feeder. Otomatik şanzıman. Debriyajın yok. Sağda ön frenin, solda arka frenin var. Bunları zaten biliyorsun. Ben sana bilmiyormuş gibi anlatayım. Gidişten başlayalım. Küçük hacimli motosiklet almanın en güzel taraflarından bir tanesi gazı açtığında ne kadar gideceğini aşağı yukarı bilmendir abi. Yani bunun gazını komple bile açtığında ne oluyorum demiyorsun. Gidebileceği yer belli. Zaten bu yüzden insanlara küçük hacimle başlayın diyorlar. Gazı açtım kafama geçti. Nereye gitti elimden kaçtı. Onlar yaşanmasın diye. Dolayısıyla böyle inanılmaz sürpriz bir gidişi yok. Zaten 10 beygir. Koşsan kalkışta geçiyorsun. Kendine yetecek kadar işte. İlk vitesli motordan diğerde biraz scooter'ı anlatacağım ben. Scooter'ın iki tane kötü tarafı var abi tamam mı? Ana kullanırken. Biri şu. Normalde vitesli bir motosikletin çoğunun motoru burada. Senin selinin altında oluyor. Bu da ağırlık merkezini ortaya çekiyor. Ama bizim scooterlarda motor arkada olduğu için ön taraf böyle Leyla, bomboş. Dolayısıyla gidonun hafif abi. İşte düşük hızlarda dönerken ya da yüksek hızlarda böyle bir slapper falan yeme ihtimalini, motorun kontrolünü kaybetme ihtimalini çoğaltıyor. Yani vitesli motora göre. O yüzden bu gidon birazcık hafif. Bir buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de abi lastikler küçük. Normalde işte 18, 17, 19 inç jant olur. Bizim jantlarımız ufak. İşte çukur, tümsek, taş. En baba hissedecek motorlardan bir tanesi scooter. Geçiyorum abi frene. Şimdi senin frenin sağda ön fren, solda arka fren dedik. Normalde vitesli bir motosiklette motor freni diye bir şey olduğu için 3 tane frenin vardır. Ön frenin, arka frenin, motor frenin. Bunda ise abi ön fren arka fren elde. Normalde vitesli motorlarda ön fren daha bizim için kaledir. Yani dururken ön frene abanırsın. Bunda biraz daha arka frenle ön frenin oranları daha birbirine yakın. Vitesi de %80'e %20 ise ya da 70'e 30. Bunda biraz daha 60'a 40. 60 bir şey. Bazı yerlerde arka fren daha da önemli hatta. Önü sıktın. Lastik kilitlenirse gidiyorsun mesela. Lastik kilitlendi. Şöyle düşme ihtimali çok fazla ki hani yalan yok benim daha 2 gün önce başıma geldi. İnmedim ama iniyordum yani aşağıya. Fren sıkmada da şöyle bir şey var. Barkın abi izlemişsindir sevgili altın demsel adamı. O da derdi limon gibi sıkmak. Şimdi benim fren daha da kötü seninki öyle değil. Giderken şimdi freni gidiyoruz. Freni şöyle sıkarsan abi bak ama bu denge mahvolur. Dolayısıyla bizim dediğimiz bir şey var. Limon gibi freni sıkmak. Limon sıkar gibi yani. Sert bile sıkacak olsan freni şöyle değildi. Hani kademeli kadar. Hah doldurarak derler ya. Mesela ilk kez başlayan biri olarak ne sorarsın adama? Abi kaç basıyor? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. En merak edeceğin konu frendir. Değil mi? Nasıl duracağım? Normalde en azından motosiklet alacak bir adam motosiklet videosu izler YouTube. Ben de izledim. Scooter'da kafana oturan soru şu oluyor. Acaba ön mü arka mı? Doğru. Ondan az önce anlattım. Olayın özü şu. Göreceksin, görüneceksin. Eğer görmüyorsan ve görünmüyorsan problem var demektir abi. Motosiklette gidiyorsun. Solundaki araba üzerine geliyor tamam mı? Bunu görmen lazım. Aa önüme kırdı durayım deme şansın arabadaki kadar yok. Kaporta sensin baba. Vurduğun zaman yani onunla bile düşsen her yerine bir şey olabilir. Yani bunun full ekipman bile olsan garantisi yok abi. Kim diyorsa da yalandır ama öyle bir şey yok anladın mı? Benim onunla düşüp arkadaşım babası vefat etti oğlum. Kaldırımda boynu kırıldı adamın. Full ekipman. Dolayısıyla göreceksin ve görüneceksin abi. Yani arabaların kör noktalarına girmek sürekli işte aralardan kaç. Tamam aralardan hepimiz kaçıyoruz ama böyle görünmeyecek şekilde kullanmayacaksın abi. Görüyorsan ve görünüyorsan problem yok. O zaman yaşarsın. Bir de İlk senle bindiğimizde olan şey bakış. Ben hiç söylemedim. Benim biraz hıyarlığım bu. Dürüstçe söyleyeyim yani. Ben Canberk'i önden saldım. Sen dedim git. Bu gidiyor abi şimdi. Virajda dönerken virajda
gideceği yere değil, gidemediği yere bakmaya başladı, tamam mı? Böyle sağ şeritten sola bariyeri, ama helal olsun, hakkını yemeyeyim, çok soğukkanlı. Ben aynı pozisyonda düştüm ilk kullandığımda. Abi motosiklette bakış. Viraja girdin. Önüne değil, gidemeyeceğin yere, her zaman gideceğin yere. Sağa dönüyorsan virajın ucuna abi bakacaksın, yatacaksın. Yatamında yatamıyorsun ama. Yatabildiği kadar. Ha gidon. Abi gidonu böyle böyle gidonla bir savaş halinde değil. Rahat chill. Ne böyle gidonu da kendi halinde bırakmayalım. Hayatta aramasın kendi hedeflerini ama. Rahat abi. Dirseklerimiz şöyle değil. Böyle küt işte 90 derece falan. Rahat. L twin. Her şeyimiz chill. Motorda kasmak diye bir şey özellikle scooter'da da hiç yok. Böyle aman aman anlatmaya gerek yok. Zaten araba kullanan adamsın. Bisiklet de kullanmışsın. Ön arka lastik mesafesi kısa. Dolayısıyla biraz hareketleri daha keskin. Lastikleri de küçük. Onun dışında basit bir motosiklet abi. Şimdi biz Canberk'le bir tur atmaya çıkacağız. Burada sürücü kurslarının genelde çıktığı bir yer var. Aslında bu hastalığı çıkış hep sürücü kursları tarafından kullanılıyor. Bir burada çıkalım kanka. Bir 10 dakika turlayalım. Tamam. Sonra gelelim. Sonra artık ehliyete. Aynen. Sonra ehliyete. Hazır mısın kardeşim? Oğlum şeyi soracağım lan. Özlüyor musun? Böyle bir 30-40 kilometre kullandın ya. Kullandığımın gecesi dedim ki iyi ki almışız. Sonra bir iki gün geçti. Pazar günü oldu. Ben evdeydim pazar günü full. Dedim ki ulan motor olsaydı da çıksaydım. Bir hava alsaydım. Bir hava alsaydım. Bir sahile çıksaydım. Sağa sola böyle iş halletmeye giderken motor olsaydı da motorla gitseydim. İşte buna kardeşim rüzgarı yemek diyorlar. Aynen. Geçmiş aynen. Olsun. Rüzgarla tanışma anım da güzeldi. Sevdim ya. Nasıl tanıştınız? 70'te giderken. Hazır mısın? Abi sen önden ben arkadan yapıştır. Kankam bize 5-10 dakika müsaade. Tabii ben Canberk'e ilk kez motosikleti anlatmıyorum. Şimdi yalan yok. Bundan daha öncesinde bir anlattım. Bir ara böyle boşluğumuz oldu, kullanmak istedi. Şimdi birazcık dengeye alışması lazım. Bisiklet gibi düşünün. Biraz dengeye alışacak, biraz motora alışacak, biraz trafiğe alışacak. Sonrasında rahat rahat kullanacak ama gayet iyi. Yani ben ilk motosikleti kullandığımda mesela daha heyecanlıydım. Canberk biraz daha soğukkanlı. Bu iş zaten sadece motosikletle ya da işte ehliyetle, eğitimle alakalı olan bir şey değil. Kişilikle de alakalı. Araba da öyle. Bazı insanlar 5-6 yıl kullanıyorlar, olmuyor. Bazı insanlar 6. ayda yıllardır kullanıyor gibi oluyorlar. Neyse ki Canberk konusunda biraz da avantajlıyım. Ama şunu fark ediyorum. İlk 20-25 kilometreye göre mesela kullanımı biraz daha rahatladı. Bir de tabii rahatlık olayı var. Kullandıkça rahatlıyorsun. Kullandıkça rahatlayışını, daha hakim olmasını görüyorum. Bu kadar gözümle 0 kilometreden itibaren hani 1-2 kere motosiklet kullanmış birinin bu kadar gelişimini izlememiştim. İlk kez izliyorum. Güzel bak, çizgisi falan oturmaya başladı. Bakışında falan problemleri gitti mesela. İlk kullanmaya başladığı zaman bakışında problem vardı. Daha böyle önüne bakıyordu gideceği yerden ziyade. Bir tane virajda problemini yaşadı. Zaten böyle motosiklette eğitmen arkadaşlar ya da işte yıllardır kullanan arkadaşlar mutlaka görmüşlerdir. Bazı kilit noktalar vardır. O kilit noktaları böyle kazasız belasız ya da ders alarak aşarsanız sonrasında rahatlıyorsunuz. Canberk şimdi o noktalardan biriydi herhalde. Biraz işte kontrayı, ani çukurlardan kaçışları falan yavaş yavaş oturacak. Ben böyle bir çukura geldiği zaman birazcık dengesi bozuluyor. Bayılıyorum bir arkadaşım şöyle motosiklete. Zehirlenmesini izlemek çok eğlenceli. Selamünaleyküm. Senden bir şey isteyeceğim. Kaskı çıkar mı? Şurada bir şey yapsana bize. Zeminde müsait. Fren. Ne kadar yapabiliyorsun? Sert mi? Ha, psikolojik olarak. Tamam. İlk yapışında öne değil arkaya bir yaban. Bir arkayı gör. Önü ikincide yaparsın. Her kullanışta daha da rahatlıyor. Değil mi? Yolda ondan bahsediyordum biliyor musun? Her kullanışta daha rahatladığını görebiliyorum abi. Nasıl bir adamsın anlamıyorum. Kanka rahatladı herif ya. İyi. Biraz daha yürü. Gitmek dert değil baba, durmak dert. Koy. Süper. Arkanın olayı bu. Problem yok. Yani zaten maksimum ihtiyacın olacak fren bunun böyle bir 20-30 daha hızı da. Şimdi bir öne bak bakalım. Ön biraz daha tehlikeli. Motoru tanıman açısından söylüyorum. Bir bak bakalım nerede sen geriliyorsun psikolojik olarak. Elin nerede? Arka kullandım. Önü sadece bir rampada kullandım. O yüzden diyorum. Bir gör bakalım ön. Çok abartma ama bir tanımaya çalış. Kanka sen yine de çok sıkma da. Temkinli olmasa yapma diyeceğim. Ben mesela motoru aldıktan sonra aylarca belki ön freni kullanmadım. İşte o da yanlış. Kullanamadım.
Nasıl hissettiriyor? Ön tarafta biraz daha yumuşak sıkmak zorunda hissediyorsun. Arkaya Spanx asılabiliyorsun. Arkada asıldığın zaman götün atması haricinde bir olayın yok. Doğru. Bir de kızaklıyorsun yani. Hı-hı. Ama ön tarafta doğrudan öne doğru yattığın için zeminde bir bozukluk olur. Biraz fazla davranırsın, çabuk davranırsın. O zaman doğrudan dediğin gibi don kitlenmesi olaya tak tak. Bir tane daha yapsana. Biliyorum temkinlisin. Problem yok. İyi bir şey bu. Sadece sınırını görmeni istiyorum. Bu zemin aslında süper uygun değil ama fena bir zeminde değil. Sadece ilk önün kızakladığı yeri görebilecek misin onu merak ediyorum. Zaten çünkü ön kızaklarsa bıraktığında yürüyecek tekrar. Abartma ama bir dene. Bir tık daha dene. Bu neydi şimdi? Bakışma mı? Burada mısın? Buradayım. Heh, son bir tane daha. Süper. Çok iyi lan. Anladın mı? Biraz daha sert sıkmaya şey yaptım. Doğrudan atıyor seni zaten. Şimdi abi bunu niye göstermek istedim biliyor musun? Bak inan süper anlatamam ama başına gelebileceği anlatabilirim sana. Bunu şimdi kuru bir zeminde, önünde hiçbir araç yokken, hiçbir panik durumun yokken durduğu yer bu. Daha da sıkabilirsin bir tık daha ama anladın değil mi hani bıraktığı yerleri? Abi önüne araç çıktı. Benim esas korkum ıslak zemin. Bu zemin olmaz, şu zemin olmaz. Bu zemin de mesela çok iyi bir zemin. Ama parlak asfalt... Kaçta duruyorsun şimdi? 30-35-40 değil mi büyük ihtimalle? 80'le giderken herhangi bir asfalt ya da ıslak zemine gelme durumunda ne kadar da duramayacağını düşün. Abi gazlarken bunu düşün. Yani verebileceğim en iyi tavsiye... İyi kadar değil, durduğu kadar. Durduğu kadar. Aynen öyle. E tamam. Bugünlük dersimizin de sonunda. Ya ders değil de muhabbet daha doğrusu. Buna ders diyemeyiz abi. Sen mutlusun ama. Ya mutluyum canım. Yani sene içerisinde verdiğim en mantıklı kararlardan birisi bu motosikleti almaktı. Bu veya herhangi bir motosiklet olsaydı da aynı şekilde olacaktı. Oğlum aşırı mutluyum ya. Yeni başladığım zaman anlarda böyle hepimiz yine başlıyorduk o zaman. Bizim arkadaş grubu için konuşuyorum. Can belki de öyle görüyor mu? Böyle şey gibi oldu bana. Eski duygularım kıpraştı diyeyim. Tüylerim diken diken oldu falan. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Mutlaka olumlu olumsuz görüşleriniz hakkında. Görüşürüz.